Ve sırada Ankara beyefendisi Süreyya Üzmez var. Süreyya Bey bu hafta İstanbul balık ayını mercek altına aldı. Onlarca balığın içinden efsane görüntüler ve müthiş bilgiler verdi bize. Bakın Süreyya Üzmez ne anlattı. Şu anda Türkiye'nin en büyük balık ayını Gürpınar'dayız. İstanbul'un balık merkezi, balık başkenti burası. Kolay gelsin, günaydın. Akya görüyorum herhalde, bir tane kırlangıç görüyorum. Kırlangıç. Ama bu balıklar genelde eşiyle beraber dolaşıyor. Bu tek yakalamış. Evet, erkek olanını yakalamışsınız. Satıldı. Öyle mi? Beraber değil mi? Beraber. Genelde bir tanesi yakalandı mı, diğeri de arkasından bunun geliyor. Bunun ufağı vardı, o satıldı. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar günün havanın şekline, durumuna göre değişiyor. Her gün borsa gibi değil mi? Bugün ne kadar mesela? Palamut bol mesela. Palamut bol, antik bol. Balık sezonu başlarken bir evde hep diyoruz ki bu sene balık sezonu çok iyi gidiyor, iyi gidiyor falan. Eylül geçiyor, Ekim geçiyor, Kasım geçiyor. Ondan sonra birdenbire dip yapıyor. Bu sene de böyle mi olacak? İnşallah olmayacağını umut ediyoruz. Çünkü balık şu anda Karadeniz'de bu tarafa doğru gelmedi. Kademe kademe inşallah. Çift kırlangıç burada. Çok güzel buğulaması olur kırlangıçın. Torbası olur. Şurada çok güzel bir sinerit görüyorum. Bu da Çanakkale'den. Çanakkale evet. Geldik karidese. Kırmızı karides. Kanal karidesi. Şimdi Marmara'nın ortasında çok derin çukurlar var. Bu çukurlarda bu lezzetli karides oluyor. Ve bu karidesin büyük çoğunluğu İspanya'ya gidiyor. Gambasya'ya satıyorlar. 3-4 dakika haşlayıp zeytinyağı ve limon suyuyla beraber bir sos yapın. Ondan sonra çekirdek gibi çıtır çıtır yiyin. Palamut denizlerimizde bol gözükürken torik kayboldu. Niye? Çünkü balıkları küçükken tüketiyoruz. Üreyecek ağırlığa ve boya gelmiyorlar. O nedenle torik azalmıştı ama bugün halde çok fazla torik gördüm. Laker de yapmak isteyenlere torik önerilir. Fiyat nasıl? Fiyatlar ucuz yani. 150 milyon çifti falan. Bu sene demek ki kasa 150 ucuzlar laker de yiyeceğiz.